geldik 150 bin TL'lik büyük final gününe. Son yarışmacımız Özge çok iddialı konuştu. Bakalım performansı nasıl çıkacak? Çek Ali çek. Ali kameranı çek. Evet. Ben Ali'yi sıyıraraktan geçtim. Yarışmacımız merhaba Özge, gel hemen yanıma, hoş bulduk. Sen de aman da aman, bu ne güzellik. Çok teşekkür ederim, çok hem sağ olun. Su mu geldi buralara? Evet. Suysa kurur. Evet. Aman leke olmasın. Ne haber, ne yaptın Özge? İyi valla, ne yetiştirdin yapalım. Yetiştirdin mi? Yetiştirdim, çok şükür. Güzel menü. Yaptım. Güzel menü. Beğendiniz mi? Ben menü görünüş olarak güzel. Teşekkür ederim. Sadece teoride güzel, pratikte nasıl? Bütün haftayı bir risotto olsun bir diyemiyorum. Evet. Ben yaptım diyemiyorum. Yemin ederim bak, bana her hafta böyle bir şey oluyor. Kalbim temiz herhalde. Evet. Ben çünkü aynı gün öğreniyorum, evet. Biliyorsun. Sabah öyleymiş, bana arkadaşlarım, evet, atıyorlar menüyü. Evet, ben bu sabah itibariyle öğrendim. Dedim dün o risotto yiyemedik. Bugün bir risotto ve geçen de söylemiştim. Evet, evet, İnşallah da. İnşallah beğenirsiniz. Masan da güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Lidim, hasır sever misiniz suplu bilmiyorum. Çok güzel kokar. Bayılma. Ben çok severim. Bayılmaz mıyız Lidyum'a? Ben çok severim. Bayıldık Lidyum'a. Tek eksiğimiz yarışmacı. Yanmış, evet. Yumuş bir şey yok değil mi? Asla. Ama asla. Hadi güzel gidelim. Lezzetler hoş de güzel geldiniz olsun. Hoş geldiniz. 150 TL hak edenin olsun. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Beyler ayrı yakışıklı, hanımlar ayrı güzel, zarif. Hande Hanım gelin. Efendim bugünkü, evet, Türk Sanat Müziği, Türk Sanat Musikisi bölümünde beraber ve solo şarkılarda Hande Hanım eşlik, evet, edecekler. En ön sırada ten nen ne, ten nen ne, teren. Evet efendim. Buyursunlar hemen final masamıza. Özge'nin masasına bir bakınız. Hızlı hızlı yorumlarınızı alacağım çünkü. Çok iddialıydı masasında ama. Değil mi? Değil. İddiasını masaya taşıyamamış mı? Taşıyamamış. Niçin? Niçin? Güzel işte, lilyumu var kadının. Yok. Bahçedeyiz. Hava sıcak, 30 derece, hasır suplalar. Ne kadar güzel mevsimi uygun renklerde tabaklar, çanaklar. Hülya öyle değil mi? Bana katılmıyor musun? Hayır, size katılmıyorum. Yanlış anlama. Yok, niye anlayayım? Benim masam daha iddialıydı. Benim masam daha da güzeldi. Burası güzel değil mi? Benimki kadar olmasa da işte. Ama işte. Ama kıyafetlerine verdiği özeni, bu kadar şıklı, keşke masasına da taşısaydı. Ha, bugünkü kombinini beğendin mi anne? Dün beğenmemişti. Güzel. Geçer not oldu güzel. Stilistimizden güzel. Ve modelistimizden. Güzel. Mustafa? Özge Hanım'dan beklediğim bir masaydı. Çünkü o biraz daha maskülen tarzı takıldığı için masasında o şeye vurgulamaya çalışmış. İşte çiçeklerde daha hanımefendiliğine vurmaya çalışmış. Ben beğendim masasını açıkçası. Aman ne güzel. Ben şey diyeceğim, yapma çıkıklamış, tır tır çıkabilir. Evet, yapma çıkıklamış. Canlı çiçek. Canlı çiçek. Yemekten pardon, anlamadığınız gibi çiçekten de anlamıyorsunuz. Zaten yapma çiçekten tır tır çıkmaz Tuncay. Canlıdan çıkıyor. Biz çorbaları, evet, görelim. Tabii ki. Süzme yoğurt çorbası. Evet, ben şöylesi bıraksam tekrardan, ben tepsiyle alacağım. Ne çünkü kadar güzel. Evet. Bravo. Hadi, ama şu basamakta aman dikkat, topuklarım var, eteğin de uzun. Allah korusun, bir kaza olmadan bu haftayı tamamlayalım istiyorum. Kimseye bir şey, bizim için önemli şey herkesin sağlıkla, keyifle buradan ayrılması. Özge Hanım'dan ben daha güzel bir masa düzeni beklemiştim. Çok basitti. Özge Hanım'ın masa düzeni klasik masa düzeniydi yani. O kadar da çok gösterişli değildi. Masa düzeni benim masama göre çok sönüktü, ben beğenmedim. Menü nasıl Tuncay? Özge Hanım en baştan beri çok iddialıydı. Evet. Kimsenin menüsünü beğenmedi, kolay yeri. Ama çok basit menüyle karşımıza çıktı. Aha, bu menü de mi basit? Çok basit. Kiminki zordu ya bu hafta? Yani evet, zor, açık konuşacaksak. Zor bir menü yok muydu? Hande'nin. Hande Hanım'ın, dur, evet, sana menüsü geliyorum. Zordu. Ya. Kıymetini bilemediniz. Evet. Zordu. Evet. Keşke damak zevkinde biraz daha böyle iyi olsaydı. Tabii bence her yemeği iyi değildi mutlaka. Aynen. Yani mutlaka öyle olsaydı bence birinciliği hak ediyordu. Zor bir menüydü çünkü. Ama kaçırdı diyorsun. Yani bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bakacağız. Bilmiyoruz. Daha Özge'nin yarışması var. Allah çarpsın, gözleri kaldı. Yemin ediyorum gözleri kaldı. Vallahi genel olarak hepsinin gözü kaldı. Şu anda bacağıma kramp girdi gerçekten de. Sen beğendin mi Hülya Özge arkadaşımızın yemeklerini? Arkadaşımıza katılıyorum. Bu kadar konuşup da, bu kadar iddialı olup da böyle bir menüyle karşımıza çıksa biraz ama risotto falan var. Orzottocu. Bu hafta risotto var. Gidiyoruz. Evet, daha farklı ama hemen hemen aynı şeyler. Yani gene et var, proteinimiz ama var. Ama risotto pilavı yazmış. Risotto pilavı. Öyle mi yazdırmış? Risotto pilavı risotto yazmış. Risotto pilavı ne ya? Pirinç risotto, pilavı. Risotto. Pirinç pilavı yani. Albarya pirinci yani kullanmıştır da. Ama risotto pilavı yazmış. Risotto zaten İtalyan günlerde, pilavı yani. Günlerde şunu savunuyordu. Bulgur pilavı mı gelecek, pirinç pilavı mı gelecek, o mu gelecek ama yazdığı menüye bakar. Ama risotto farklı. Risotto pilavı ama. Pilavı yazmış. Risotto pilavı. Risotto pilavı. Evet. Risotto salma tekniğiyle belki de. Merak ettim, o ne? Tespih.
Sizden de hiçbir şey kaçmıyor. Dur. Son gün hanım ağlığı göstereceği tuttu. Ay yemin ederim hanıma. Zaten belli biraz. Belli mi? Belli. Ne güzel ne güzel. Dün sizi hatırlatabildiysen çok ne güzel, güzel bana bir tespih. O zaman. Sana harika. Dışarıda normal hayatında da hanım ağa derler mi? Ben şimdi tekstil sektörüyle uğraştığım için. Bir de galeri. Galeri de var ama tekstil daha çok ağırlıklı. Kendi kıyafetlerimizi kendimiz yapıyoruz, ne üretiyoruz. Güzel. Ve firmalara çalışıyoruz. Maşallah. Aradığım zaman diyorlar buyur hanım ağa. Bak öyle nereden öyle kaynaklanıyor? Sert misindir? Çok sertim. 5 abinin tek kız kardeşiyim. Wow. Beş abin var. Nereliydiniz? Bingöl gençliği. Bingöl. Vallahi 5 abiyle evliydin değil mi? Evliydim. Vallahi işin adı ne? Mahmut. Aa işin adını unuttum. Ya gördün mü Mahmut? Ha. Bir kav geldi. Abi de Mahmut. Abi de mi Mahmut? Mahmut Bey sizi tebrik ederim. 5 abi engelini aşıp nasıl aldın bu kadını? Nasıl becerdi? Nasıl başardı? Hiç kim bilir sorma, ne kavgalar ne mücadele. Abi yani biri eyvallah dese hadi ikincisi tamam olur ya sevmiş kardeşimizi. Birisi mutlaka arıza çıkarır. Çıktı mı arıza? Hepsi arıza mı? Aman Allah. Zuhal Hanım aman. Ben 5 abisi olduğunu bilseydim 6 verirdim. Bu çok, çok güzeldi Tuncay. Bu süperdi. Gerçekten çok çıkışta abileri gelecek. Çıkışta görüşürüz. Şey siz flört olan edebildiniz mi? Nişanlıkta. Ne flörtü ya? Bir ay. Sen peki isteyerek mi evlendin? Görücüsü. Yok ben isteyerek evlendim. Hani bugün olsa yine de eşimi sen seçerim. Sen seçtin değil mi ben eşini? Ben seçtim. Süper. Çünkü yani öyle görücü usulü bilmem yok, kimin yok. Oğlu çok yok. İyidir falan yok. Vallahi ne güzel bravo. Bütün ailelere örnek olsun valla. Evet, artık bu devirde yapmayın öyle şeyler değil mi? Tabii ki. Severek evlendin. Severek evlendim. Allah da mahcup etmemiş anladın. Bir de iki erkek çocuğun vardı senin değil mi? Hiç sormayın. İki tane canavar gibi erkek oğlum var. Kocan, abiler, bir annen herhalde kadın. Yok yok o da bizde. O da mı hanıma? O da mı sert? Anam bu kadar erkeğin arasında ne yapsın? Maskülen şeyler. Hanım ağalık testosteron normaldir. Ağır bastı yani. Sizi de çok seviyorum. Ay çok selam. Annecinin adı ne? Kıymet. Kıymet Hanımcığım öpüyorum ellerinizden saygılar selamlar. Hülya Hanım bugün tespihiyle geldi. Yani bir ağ gibi ben buradayım demek mi istedi artık ne demek istediğini anlayamadım ama bir masada tespih hiç yakıştıramadım. Hülya Hanım gövde gösterisi yaptı bence Hande Hanım'a. Tespihiyle geldi. Çok anlamsızdı. Bugünkü menü nasıl? En taze yarışmacımız sendin dün yarışan Mustafa. Ben mi söyledim en başta? Sordum iki kişiye sıra sende. O yüzden. Hayır Tuncay'a sordum. Kolay tamam, dedi. Tamam. Hülya'ya dedim kolay dedi. Tamam. Ben süzme yoğurt çorbasını daha önce içtim ve beğendiğim bir çorbaydı. Umarım kıvamı şimdi tutulur. Biz yoğurt çorbaları muhtelif içtik ama hani ben süzme yoğurt çorbası hani sırf süzmeden mi yapılıyor bilmiyorum. Bir yöreye mi ait? Sırf süzmeden yapılıyor. Sırf süzmeden evet. Yapılıyor. Pirinç. Pirinç gene. Evet pirinç. Soğuk çorba soğuk herhalde. Soğuk çorba. Yayla çorbası olarak geçiyor zaten. Süzme, yok canım yayla ayrı ama. Süzme, yayla çorbası, süzme yoğurtu yayla çorbası olarak geçiyor. Onu bilmiyorum. Yayla Gürbüz kafası. Ne oldu? No no nine nine diyor. Öyle bir çorba değil Zuhal Hanım. Öyle bir çorba değil. Bak öyle masada değilmiş. Masada öğreneceğiz o zaman. Sen beğendin mi peki genel olarak menüsünü? Şöyle söyleyeyim susamlı kabak arasıcağını daha önce hiç denemedim. Ben de bilmiyorum susamlı kabak mı? O yüzden ben de merak ettim. Varmış. Şefimize sordum. Ondan böyle ufak tüyolar falan aldım. Ve ne dedi? Söyleyeyim mi? İşte ya yuvarlaktan olur ya şeyden olur dedi. Jülyen doğranır dedi. İşte yumurtaya batırılır vesaire dedi. Daha önce hiç denemedim. Ona göre yorumlayacağım peki, zaten. Peki ezan okuyor. Ezanımızı bölmeyelim. Ondan sonra devam edelim.